Ayaş merhaba. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Konuşmama başlamadan hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli hemşehrilerim, 5 yıldır görev yapıyoruz. Eski dönemden farkı ihalelerimizi açık yapıyoruz, canlı yayınlıyoruz. Kendi başımıza hiçbir kararı almıyoruz. Kent konseyimiz, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin maliyetini her tarafa asıyoruz. Web sayfamızda, internetten giren herkes bütün harcamalarımızı görüyor. Sayıştay raporlarında yayınlıyoruz. Belediyede ne var ne yok herkesin görmesini sağlıyoruz. Belediye meclis toplantılarımızı da canlı yayınlıyoruz. Orada da herkes olanı biteni görüyor. Dolayısıyla bütün dünyada paranızı emanet ettiğiniz yöneticilerden hesap sormak sizin hakkınız. Biz de bu hesabı her vesileyle veriyoruz. Zaman zaman duyarsınız, biz hesabı öbür dünyada Allah'a veririz der geçerler. Bu dünyada hesabı vermezler. Her zaman söylüyorum, bu dünyada hesabını vermeyen öbür dünyada hiç veremez. 5 yıldır zaman zaman Ayaş'a geldim. Bütün köylerini köy köy gezdim. O köylerin hiçbirisi Büyükşehir Belediye Başkanı hayatında görmemişti. Hemşerimiz olunca Çubuk'tan, Kızılcamam'dan, Güdül Ayaş'a kadar köy köy gezerek pandemi döneminde bayramlarda muhtarlarımızla beraber köylerin sorunlarını tespit ettik. Ve 5 yıl boyunca hiçbir yerde fotoğrafımı da görmediniz. Kendimizi reklamını yapacak hiçbir işin içerisine görmedik. Buralara geldiğimizde de bir araba, bir şoför, bir koruma, 3 kişi geldik. 4. kişi dahi yoktu. Çünkü korumaya, çakarlı araçlara ihtiyacımız yok. Kimseye kötülük yapmıyoruz ki kimseden de kötülük görelim. Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadık. Hiçbir köye, mahalleye giderken, ilçeye giderken nereden ne oy çıkmış bakmadık. Sadece ve sadece oraların sorunlarıyla uğraştık. Geldik ki iş başına. Zannediyordum Akyurt'ta bir köyde tankerle su taşınıyor. Baktık ki Ankara'da yüzlerce mahallede su yok. Yüzlerce köyde kanalizasyon yok. O kadar pahalı su sattılar zamanında Ankara merkezde, suyun tonu 50 liraydı. Oradan aldıkları parayı Ankara Büyükşehir'e aktararak proje yapıyoruz diye çöp projeler aktardılar ama Ankara'mızın, başkentimizin bu altyapısına 5 kuruş para ayırmadılar. Biz de görür görmez bunları bir an evvel halletmeye çalıştık. Çünkü hep şöyle dedik, eğer Ankara'nın bir mahallesinde, bir köyünde su yoksa o suyu götürmek veya kanalizasyon açıktan akıyor, yanında da çocukları oyun oynuyor, hasta olma, salgın olma tehlikesi varsa o köyde kime ne kadar oy çıktığının, kime oy verdiğinin ne önemi var? Ankara halkı beni seçmiş, Allah nasip etmiş, sadece ve sadece bir an evvel o problemi ortadan kaldırmak için uğraştık. Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptım 10 yıl. Biliyorsunuz bırakalı 15 yıl oldum. Hala yılda 500-600 bin turist oraya gider. Hala devam ediyor. Ve Ankara'ya aday olduğumuz zaman da küçümsediler. Dediler ki küçücük bir yerin belediye başkanı burayı idare edemez. Zannedersiniz ki hepsi annesinden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak doğmuş. Birçok aday da bizim gibi küçük ilçeden geldi. Ve yaptığımız çalışmalarla Dünya Başkent Belediye Başkanları ödülünü aldık. Yaptığımız çalışmalarla Dünya Şeffaflık Derneği'nin ödülünü aldık. Dolayısıyla yıllardır hep aynı yönetim olunca bir başkası gelince kötü olacak zannederler. Rakibim gelmiş belediyeyi batırmış diyor. Rakam konuşuyor, rakam. Uluslararası kuruluşlar, kredi kuruluşları yaptıkları incelemede Türkiye'deki 30 büyük şehir içerisinde kredisi en büyük belediye olarak 1. sırada Ankara Büyükşehir'i seçti. Eğer Batan belediye arıyorsanız kendi belediyelerine bakın. Alacağınız borcunuz nedir? Bunların hepsini çıkarın ve açıklayın. Bunlar belediyeciliği bilmiyorlar. Çöp projeyle para yatırıp Ankara altının tertemiz parasını yatırıp işlemez çalışmaz projelerle milletin parasını hiç ettiler. Şu kapıların kimine faydası var? Bugün için o 350-400 milyon lira maliyeti. 350-400 milyon liraya Ayaş 2 defa kalkınır, öyle mi? Ama bunu görecek göz lazım, bunu yapacak yönetici lazım. Biz de gelir gelmez 2 şey yaptık. Bir, söz verdiğimiz gibi kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız diye Başkent Kartı çıkarttık, kapı kapı paket dağıtmayı çıkarttık. Ortadan kaldırdık. Bir esnaftan alınırdık, imattan. Hep aynı esnaftan. Çok büyük miktarda. Onlar da yurt dışından makarna, bakliyat vesaire getirip onları dağıtırlardı. Bir de ayrıca dağıtma masrafı binerdi. Bunların hepsi ortadan kalktı. Şu anda bizim kartlara yatırdığımız parayı Ayaş merkez dahil en ücra köylere kadar marketler, bakkallar para kazanıyor. Aynı zamanda o aileler gidip istediği asıl ihtiyacı neyse orada kullanıyor. Bir elin verdiğini öbür el görmüyor. Hem destek alıyoruz hem de bunu inancımıza uygun şekliyle yapıyoruz. Bu dağıttığımız kartlardan ayrıca kesilen komisyonlar da %100'ü belediyemize geliyor. Şu ana kadar 32 milyon lira döndü. O da yine aynı hizmet, aynı işlerde kullanılıyor. Değerli hemşehrilerim, destek alan ailelerin çocuklarını okutuyoruz. 60 bin öğrenci ücretsiz okula gidiyor, geliyor. Küçük çocukların servis ücretini ödüyoruz. Bunların bütün sınava giriş paralarını biz ödüyoruz ki onlar da yaşıtları gibi aynı şartlarda okusunlar, kendilerini kurtarsınlar, ailelerine faydası olsun, Türkiye'ye faydası olsun ve onlar da destek alan aileler olmasın diye. Seçimden önce söylediler, destekleri kesecekler. Ne oldu? En az 5 mesele çıktı ve daha insani ve İslami yapılır oldu, öyle mi? İşçileri çıkaracak dediler. Sorun bakalım, Ayaş'ta benden önceki dönemde çalışıp da şimdi çıkarılan kaç kişi var? Utanmadan yalan söylediler, iftira attılar. Biz hiçbir işçimizi ne mitinge götürüyoruz, ne maça götürüyoruz. Sendikasını özgürce seçiyor, çalışıyor, alnının terinin karşılığını alıyor. Hepsi bizim mesai arkadaşımız. Yeter ki çalışsın, yeter ki Ayaş'a, Ankara halkına hizmet etsin. Yaptığımız bazı çalışmalardan bahsedeyim. Gelir gelmez ana arterlerde tıkanan Yenikent Ayaş yolu genişletmesi, Ayaş yolu Sincan-OSB ön alt geçidi bizden önce başlamıştı, tamamladık. Etimesgut Ayaş yolu Devrimler Caddesi'ne köprülü kavşak, 12 mahallede plastik, 27 mahallede asbestli su boruları yenilendi. 13 mahallede kanalizasyon sorunu çözüldü. 2 mahallede de çalışma sürüyor. Değerli arkadaşlar, değerli hemşehrilerim, fırsat bu fırsat. Ankara'nın özellikle bütün sorunlarını çözmek istedik. Çünkü 70 yıl sonra ilk defa Ankaralı bir belediye başkanı geldi. Yıllardır seçilen belediye başkanları seçimden seçime ilçeleri gezdi. Bakmadılar Ankara'nın kenarında nasıl olsa oy alıyoruz diye, ilgilenmediler. Biz inşallah bunu fırsat bilip Ankara'nın bütün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Biz Polatya su götürüyoruz. Bir yandan Yenikent'ten suyu vermeye başladık. Bu ayın içerisinde tamamı tamamlanmış olacak. 1,5 milyon nüfus bundan etkilenecek. Maliyeti 2,5 milyar lira. Çamlıdere'den Elmadağ'a kadar su götürdük. Ve ASKİ'yle yaptığımız toplantıda şimdi projesi tamamlandı ve Allah nasip ederse Mayıs'ta, Haziran'da ihalesi yapılıyor. Ayaş, Güdül ve Beypazarı'na da Çamlıdere'den su gelmesini ihalesi yapılıyor. Genceli köyünde, Bayram köyünde, Ilıca'da, Çanlı mahallelerinde su sorununu çözdük. Sinanlı'da sondaj makinesi haftaya başlıyor. Daha sonra Gökler'de ve diğer yerlerde sondaja girecek. Evci mahallesinde su hattı yenileme çalışması sürüyor. Gökler ve Tekke mahallelerine de o Polatya'ya giden hattan su vereceğiz. 21 adet yangın söndürme tankeri, 22 köye de ücretsiz internet şu anda bağlanmış duruyor. Değerli hemşehrilerim, bu yaptığımız desteklerden de Başkent Kart'tan, bakın Türkiye'de hep korkuttular belediyeyi değiştirmeyin diye. Ve hep belediyenin işini yapan Türkiye'nin ilk 100 zengin içerisinde insanlar ortaya çıktı. Biz tamamen ihaleyi açık yapıyoruz. Şimdi bu desteklerden Başkent Kart'tan doğalgaz desteği 169 aile alıyor burada. Türkiye'de benden başka yok. 3 yıldır 200 bin aileye doğalgaz veriyoruz. Onların çocuklarının, ailelerinin üşümemesini sağlıyoruz. Yine 200 bin aileye düzenli olarak birer kilo et parası yatırıyoruz. Ayaş'ta 488 aile. Kömür desteği 407 aile. Bir de biliyorsunuz son zamanlarda emeklilere verilen maaş herkesin içini acıttı. Daha doğrusu vermedikleri maaş diyeyim. Şu anda 10 bin lira alıyorlar. Ve Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline biraz da biz gündeme getirdik. 70-80 yaşındaki insanlar emeklerini vermişler, primlerini yatırmışlar, karşılığını almak istiyorlar. Ama reva görülen miktar maalesef 10 bin lira. Bu benim rakibime sorulduğu zaman verdiği cevap, bu hükümet olmasa onu da alamazsınız deyip geçiştiriyor. Bakın, babanızın parasını vermiyorsunuz. Bu insanlar primlerini ödediler. Siz bu paraları aldınız, onların karşılığında bu maaşı vereceksiniz. Kaldı ki 2002 yılında bu hükümet gelmeden önce emeklinin en az aldığı maaş asgari ücretin 1,5 katıymış. Şimdi ne oldu? Asgari ücretin yarısına indirdiniz. Bu mudur yaptığınızda savunuyorsunuz? Ve diyor ki İstanbul'daki aday ben 2000 lira vereceğim, Ankara'daki 5000 lira vereceğim. Şu anda belediye başkanısın. Şimdi niye vermiyorsun? Öyle mi? Al meclisten kararını geriye yönelik 6 ay olarak sen de öde. Biz 6 aydır destek oluyoruz. Zam gelmediği müddetçe de aynı şekilde emeklilere de destek olmaya da devam edeceğiz. Bizim belediyecilik anlayışımız bu. Nerede kimin ne derdi varsa Ankara Büyükşehir Hızır gibi yanındadır. İnsanımızın mağdur olmasını da önüne geçiyoruz. Bir yandan neler yapıyoruz? Kırsal kalkınma desteği yapıyoruz. Kırsal kalkınma desteği de bizden önceki dönemde böyle değildi. Bazı ziraat odalarına taş toplama makinesi, bazılarına traktör vermişler. Bununla Ankara'nın tarımını kalkındıracaklarmış. Sadece fide veriliyordu bizden önce. O fideyi de şimdi kendi kurduğumuz seralarda yetiştirip dağıtıyoruz. Ayaş'ta 3891 çiftçiye tohum desteği verdik. Yine vereceğiz. 1345 çiftçiye mazot desteği verdik. Gene vereceğiz. Bunlar önceki verilenler. 477 çiftçiye sırf kendi çiftçilerimize bu sıvı gübreyi verebilmek için ürettiğimiz, kendi fabrikamızda ürettiğimiz sıvı gübreden destek olduk, gene olacağız. 2722 çiftçiye de sebze fidesi desteği verdik. 14884 metre sulama borusu, ayrıca selektör makinesi desteği verdik. Bir de önümüzdeki günlerde bu tatlar arıtmaya engel oluyorlar. Kredisini bulduk, engel oluyorlar. İnşallah o problem de ortadan kalktıktan sonra Gökler tarafına oradan aldığımız arıtılmış suyu sulu tarımda kullanmak üzere inşallah bu tarafa da onu göndereceğiz ki oradaki çiftçilerimiz daha fazla para kazansınlar diye. Değerli hemşehrilerim, derdimiz tarım yoluyla da olsa Ankara'nın tümünün ayağa kalkması, kalkınması. Tarım politikaları ve köy okullarının kapatılması nedeniyle herkes merkez nüfusa geldi. Buraya gelen de iş bulamayınca büyük şehirlere gitti ve oralarda çoğu maalesef işsiz geziyor. Biz tekrar onların tarımla uğraşmasını istiyoruz. Televizyonları izleyin. Önümüzdeki yılların en büyük savaşları su ve gıda yüzünden olacak. Geçen gün Antalya'ya metrekareye 350 kilo yağış yağdı. Bunu kovayla dökseniz o kadarını dökemezsiniz. Ya kuraklık oluyor ki gördünüz, kar düştü mü şuraya damlası? Kış geçti. Artık bu iklim değişikliği nedeniyle gıdaya erişim zorlanacak. Bunun için biz sizlere destek oluyoruz ki tekrar tarıma dönün. Hem Ankara halkı aç kalmasın, hem siz para kazanın ve ileriki yılları düşünerek inşallah altın meslek yine çiftçilik olacak. Hayvancılıkta da desteklerde bulunuyoruz. Değerli hemşehrilerim, şimdi ben 99'da belediye başkanı olmadan evvel Ankara'daki, Beypazarı'ndaki tarih ve kültürel eserleri ortaya çıkaracağım. Ben buraya turist getireceğim. Siz para kazanacaksınız. Beypazarı'mızın tarihi çarşısında siz gezemeyeceksiniz kalabalıktan demiştim. Adayken belediye başkanı olmadan söyledim bunu. Tabii ki çok insan inanmadı ama zaman geldi. Ben orada belediye başkanıyken anons yaptırdım. Şehir merkezine gelmeyin artık. Gezecek, gidecek yer yok diye anons ettirmek durumunda kaldım. Tabii oradaki kadınlarımız en iyi bildiği işleri yaparak ürettikleri yerel malzemeleri oralarda sattı. Şimdi oraya diyelim ki girişteki, çıkıştaki bütün çift yolları ben yaptım. Kimin umurunda? Unutuldu gitti değil mi? Bakın, yaptığımız istasyon caddesi de bu kavşakların da ömrü 2 ay, 3 ay sonra herkes unutur. Bunlar unutulur. Bunlar belediyenin fen işlerini yapacağı işlerdir. Beypazarı'nda da benim yaptığım asfaltlar falan hepsi unutuldu. Ama unutulmayan bir şey var. Asıl eser, gerçek belediyecilik o. Ayrılalı 15 yıl oldu mu hala 500-600 bin turist oraya gidiyor, öyle mi? Ve insanlar oradan para kazanıyorlar. Burada da aynı şekilde başımıza gelenleri anlatayım. Belediye başkanı seçildik. Belediye meclisinde ilk gün şunu söyledim. Değerli mesai arkadaşlarım, ben bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Sizler de, halk farklı tercih kullandı. Sizler de başka partilerden belediye başkanı oldunuz. Ankara halkının bizden beklentisi çok. Gelin yan yana gelelim. Hepiniz kendi ilçenizde üretimi artıracak bir proje getirin. Ben büyükşehir olarak yapayım. Temelini beraber atalım. Açılışını beraber yapalım. Gerekirse işletmesini de ilçe belediyesi yaptım. Uzattığım eli tutun dedim. Hiçbiri tutmadı. Evet, sanki düşmanız. Hiçbirisi tutmadı. Halkın tercihlerine saygı duymadılar. Anladım ki bunlar partilerini ilçelerinden çok seviyorlar. Başka manası yok. Ben partizanlık yapmıyorum, size niye oluyor? Ne oldu yaptığınız partizanlık? Allah nasip ederse rekor oyla geliyorum ama birçoğunuz siyaset çöplüğüne gömülürsünüz. Zararını hem kendileri gördü hem ilçeleri gördü. Başından geçen olayı anlatayım Ayaş'la ilgili. Herkes bekledi ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Mansur Yavaş bu hattın hepsini ayağa kaldırır. İpek yolu turizmi için çekimlerimi yaptırdım. Pandemi döneminde bu çekimler yapıldı fakat hayata geçirilemedi. Hala da aklımda. İstanbul'a gelen, özellikle uzak doğudan gelen turistleri Adapazarı üzerinden Göynük, Mudurnu, Taraklı, Nallahan, Beypazarı, Güdül, Ayaş üzerinden Ankara'ya götürmek projem var ve bunu, projeyi illaki gerçekleştireceğim. Şimdi herkes bizden bunu bekledi. Mansur Yavaş Ayaş'ı da, Beypazarı'nı da, Nallahan'da ayağa kaldırır diye. Beyler, bu belediye başkanlarının çoğu daha benim odamı görmedi. Haberiniz var mı? Odamı görmediler. Gelip hayırlı olsun demediler. Bu kadar mı partilik olur? Şimdi en son Kalkınma Ajansı'nın toplantısını burada yaptık. Burada toplandık. Sağ olsun şimdi rahmetli belediye başkanımızın yerine bakan Mustafa Başkanımız buyurun bir çay içelim dedi. Odasına gittik. Ayaş'ta şu eksikler var dedi. Derhal talimat verdim ve büyük çoğunluğunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bir yeri mi eksildi? Ayaş kazandı. Sonra gezerken şimdi içinizde muhtar olan zamanında buraya duruşmaya geldiği için görüştüğüm bir hemşeriniz var. O bana söyledi. Demiş ki rahmetli belediye başkanımıza oğlunun da avukatlığını yaptım bir zaman. Başkanım demiş. Bak bir sürü eksiğimiz var. Mansur abi bizim abimiz. Ben onunla iyi tanışırım. Gel gidelim ondan isteyelim. Ya ben de isterim ama gitmemiz yasak demiş. Kendi muhtar şu anda hala burada. Ama bak Mustafa Başkan seçilmiş bir belediye başkanının yanına geldi. Bizi makamına davet etti. Kim karlı çıktı? Ayaş karlı çıktı. İşte şimdi diyorum ki Allah nasip ederse dekoroyla seçiliyoruz. Elinizde son fırsat. Benimle el ele tutuşacak belediye başkanına ihtiyaç var. Evet. Seçilen Ankara Belediye Başkanı ile el ele tutuşacak belediye başkanı var. Allah nasip ederse sizler İzzet Başkanımı seçeceksiniz. El ele verme suretiyle Ayaş'ın şimdiye kadar alamadığı bütün yatırımları alacaksınız. Ayaş'ın bütün köylerine asfalt yapıyoruz. Haberiniz var mı? Görmüşsünüzdür Çanlı'yı, Gökleri, diğer yerleri. En fazla asfalt döktüğümüz yerlerden birisi Ayaş. Bir gün baktık mı Ayaş'tan kime oy çıkmış diye. Allah bu fırsatı vermiş. Verdikçe ne kadar çok hizmet edebilirsem tek amacım o hizmeti yapmak. Ama yol gösteren, bizden bunları talep edecek belediye başkanına ihtiyacımız var. İşte orada bu dönemde yeni belediye başkanı olacak İzzet Başkan. Belediye meclisinde 148'de 40 kişiydik. Şu arka taraftaki arıtma tesisi ta Karayaç'ın zamanında yapılmış, şimdi çekmiyor. Ankara çayına suyun yarısı arıtılmadan gidiyor. Ve bununla ilgili bakın işin bir de şu tarafı var. Ben her pazartesi Cumhurbaşkanı İstanbul'dan gelirken karşılamaya gittim. Bir yerim eksilmedi. Görevim olarak baktım. Gün geldi, Sayın Cumhurbaşkanı'na gittim. Ankara için bir şeyler istedim. Dertlerimizi anlattım. Gün geldi, bakanlara gittim. Fakat bunlara gelince biz senin makamına gelip biat etmeyiz. Ne biatı? Gelirseniz kendi ilçeniz gibi için geleceksiniz. Bir eksiğimiz mi oldu? Ve çıktım Cumhurbaşkanı'na. Bu arıtma tesisinden akan su Ankara çayına, Sakarya'ya, oradan da İstanbul Ömerli Barajı'na gidiyor. İstanbul'un Anadolu yakasının suyu 3 yıl kokmuş. Bunun acil yapılması gerekiyor. 30 milyon nüfusu ilgilendiriyor. Sulu tarım yapanlar var Sakarya'dan dedim. O da talimat verdi. Yatırım programını aldı. Biz gittik, krediyi de bulduk. Belediye meclisine getirdik. Beyefendiler reddettiler. İnsanların, 30 milyon insanın sağlığıyla oynadılar. Halbuki eğer oralardan sebzeler sulama yapılıyorsa sizin çoluğunuz çocuğunuz da yiyor. Bunu nasıl siyaset böyle? Nasıl siyaset, buna karşı çıkıyorsunuz? Ve ben veto ettim. Hala 8 aydır bekliyor mecliste. Dolayısıyla bu anlayıştan kurtulmanın çaresi ikinci ve son 5 dönemimde belediye meclis üyeleriyle birlikte kuvvetli şekilde seçeceksiniz. Allah nasip ederse bu engel de ortadan kalkacak ve İzzet Başkanımla Ayaş'a doya doya hizmet edeceğiz inşallah. Doya doya. O da bizim gibi davranacak. Seçilecek, rozetini çıkaracak, hiç kimseyi ayırmayacak, hiç kimseyi ayırmadan hizmet edecek. Değil mi ki hepinizden vergi alıyoruz, değil mi ki hepinizin vergilerinden bize ödenek geliyor? O zaman biz hiç kimseyi ayıramayız. Tek amacımız Ankara ve Ayaş'a hizmet olacak diyor. İzzet Başkanımız size, kendimi size, sizlerle Allah'a emanet ediyorum. İnşallah 1 Nisan'da belediyenin önüne bekliyorum. Gökler ekibiyle, Karaşar zeybeğiyle, Ankara'nın sevmenleriyle inşallah hep beraber belediyeye yürüyeceğiz. Allah'a emanet olun, selam ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım, sizi biraz bekleteceğiz. Seçim Koordinasyon Merkezimizin duası okunacak.